yazısında ben de baktım. Aydın'ın aktardığı kadarıyla söylüyorum. Bir diyor, Türkiye'deki Amerikalılara suikast riski var. Başlığı o zaten. Bir. İkincisi, TSK üzerinde 3 isim etkilidir diyor. Başta sizi sayıyor. Perinçek, Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı'nın askeri danışmanı Adnan Tanrıverdi. Recep Tayyip Erdoğan'ı kastediyor ama Evet. böyle başka yerde komuta kademesi üzerinde Evet, sizi etkili, sayıyor. en etkili olan Doğu Ne Perinçek'tir diyor. yapmak istiyor amaçta? Bak, kışkırtma yapıyor. Yani Türkiye bir savaş içerisinde, yani bir kere Türk ordusunun komutanı var, Sayın Hulusi Akar Orgeneral. Yani Orgeneral Türk ordusunun, diyeyim, silahlı kuvvetlerin komutanı ve bugün savaş halinde. Şimdi Türk ordusu üzerinde Doğu Perinçek'in ve Tayyip Erdoğan'ın etkisi var. Ondan sonra başka bir yerde de Doğu Perinçek komuta kademesi en etkili falan. Bunlar tamamen kışkırtma, Türk ordusu içinde karışıklık yaratmaya yönelik, aynı zamanda Türk ordusuyla hükümet arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik ve Türkiye'nin vatan cephesindeki güçler arasında nifak sokmaya yönelik bir psikolojik harekat yazısı. Washington Examiner'da çıkmış olan bu yazı. O Washington Examiner'da bir Gladio gazetesi. Onu, yani Gladio'nun organı, gazetesi demeyelim de Amerikan Gladio'sunun organı ve Rubin'de Amerika'nın gördüğüm kadarıyla Türkiye ile ilgili psikolojik harekatlarında daima baş rolde olan Pentagon yetkilisi.